Merhaba sayın ve değerli seyircilerimiz. Türkmen Video Televizyonu'ndan Bağdat Studio Ana Günlük Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Cumhurbaşkanı Bəhram Salih Rakın kendi milli çıkarlarına dayalı dengeli ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini dile getirdi. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı başkent Bağdat'ta bulunan Muhammed El Kasım ve Ahrar Köprüleri ayrıca Tayaran, Hilani ve Karduba meydanlarında bulunan biriketlerin de kaldırıldığını ve etrafıya açıldığını belirtti. Dün akşam saatlerinde Duoq ve Erbil illerinde iki yer sarsıntısı meydana geldi. Sivil savunma önemi hakkında Tuzurmatı ilçesinde devlet daire müdürleri kapsayan bir toplantı düzenlendi. Toplantıda sivil savunma teşkilatı ve çalışma sistemi hakkında detaylı anlatım yapıldı. Ördünde İsrail gaz yataklarından gaz ithal edilmesi kararını da raddeden ve tepki gösteren yüzlerce kişi Ördün Enerji Bakanlığı ve Ördün Milli Elektrik Şirketi binaları önünde bir gösteri düzenlediler. Fransa'da yetkililer işçi sendikalarının çağrılarının yaptığı büyük gösterilerin düzenlenmesinden önce yoğun güvenlik önlemleri almaya başladılar. Merhaba sayın seyircilerimiz. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı başkent Bağdat'ta bulunan Muhammed El Kasım ve Ahrar Köprüleri ayrıca Tayaran, Hillani ve Karduba meydanlarında bulunan biriketlerin kaldırıldığı ve trafiğe açıldığını belirtti. Operasyonlar Komutanlığı yapmış olduğu açıklamasında ayrıca adı geçen bölgelerde biriketlerin kaldırılıp yolların da açılmasıyla birlikte temizleme çalışmaları sürdüğünü belirtti. Bu sırada ise göstericiler Operasyonlar Komutanlığı ile işbirliği yaparak gösteri çadırlarının kaldırıldıklarını belirtti. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Irakya Haber Kanalı muhabiri açıklamasında şehirde birçok yolun açılması ile güvenlik durumunun da sakinleştiğini ve yay ile araç trafiklerinin de normala döndüklerini ayrıca gösteri çadırlarının da kaldırıldıklarını ifade etti. Zikar ilinde de ayrıca El-Habubi Maydanı'nda bulunan gösteri çadırları kaldırılmaya başladı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Irakiye Haber Kanalı muhabiri açıklamasında, Nasriye'nin El-Habubi Maydanı'nda bulunan birçok gösteri çadırlarının kaldırıldığını ve caddelerde yay ve araç trafiklerinin de normala döndüklerini dile getirdi. Divaniye ilinde ise caddelerde hareket normala dönerek bir istikrar hava izlemektedir. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Irakiye Haber Kanalı muhabiri açıklamasında şehirde güvenlik durumunun da normala dönerek herhangi bir bölgede herhangi bir yolun trafiğe kapanmadığını ayrıca birçok gösteri çadırlarının da kaldırılmaya başlandığını belirtti. Öte yandan Meysan ilinde bulunan üniversite öğrencileri, fakülte ve enstitülerde devamsızlığın sona ermesini talep eden bir duruş düzenlendi. Duruşa katılanlar Meysan Üniversitesi binası önünde durarak Irak bayrağını taşıdılar. Duruşa katılanlar ayrıca devamsızlık alayı çetelerinin de kapattığı okullarda devamsızlık günlerini geri kazanma vurgusunu yaptılar. Cumhurbaşkanı Bəhram Salih Rakın kendi milli çıkarlarına dayalı dengeli ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Salih'in bu açıklaması İtalya'nın başkenti Roma'da Başbakan Cinzipi Kinti ile bir araya geldiği sırada yapmıştır. Kinti ile bir araya gelen Salih, milli çıkarlara saygı duyulması gerektiğini belirterek yabancı askeri güçlerin ülkeden çekilmesi konusundaki parlamento kararına da ayrıca saygı duyulması çağrısında bulundu. İtalya Başbakanı
Kensibi kenti isə ölkəsində hər zaman Araqın güvənliyi və istiqrarının dəstəklədiyini, ayrıca bölgədə gerilmində yaşanmaması için əlindən gələni yapacaklarını ifadə etdi. Cumhurbaşqanı Salih daha sonra Vatikan Papası Fransiz ilə bir araya gələrək çeşitli konuları ələ alıb daha sonra ölkəyə geri döndü. Başkent Bağdatda yabancı güclərin Araqdan çəkilmələrini tələb edən milyonluq bir göstəri düzenləndi. Sadr hərəkət lideri Muqtada Əl-Sadrın çağrını yaptığı milyonluq göstəriyə çeşitli illərdən insanlar katılaraq yabancı güclərin Araqda varlıqlarını sonlandırmaq konusunda parlamento qərarının da uygulanmasına tələb etdilər. Göstəricilər ayrıca ölkənin ulusal əyməliyinə yapılan ihlalları qınadılar. Araq Yəhəbər kanalı muhabiri Əl-Təhrir maydanında göstərici sayısının büyük ölçüdə azaldığını belirtti. Araq Yəhəbər kanalı muhabiri ayrıca Əl-Təhrir maydanının sayılı bazı çadırlar və dükkanlarında içərdiyi ayrıca bulunan göstəri çadırlarının isə boş qaldığını belirtti. Bilindiyi üzrə Sadr hərəkət lideri Muqtada Əl-Sadr yayınlanan başkənd Bağdad və digər illərdə bundan kəndi göstəri çadırlarının da qaldırdıqlarını duyurdular. Başkənd Bağdadda bulunan Muhammed Əl-Qasım otoyolu bir qrup göstərici tərəfindən yakılan təkərlərlə trafiyə qapatdılar. Orakiya Həbər kanalı muhabiri yaptığı bir açıqlamasında bazı sportçuların da güvənlik güclərinə taş və Molotovlarla saldırdıqlarını, güvənlik güclərinin isə kəndilərini dağıtmaq üçün göz yaşatırıcı qaz kullandıqlarını belirtdi. Basrada isə güvənlik gücləri göstəri maydanlarını da güvən altına aldıqlarını və göstəricilərində bir spotacıyı askeri birliklərə təslim etdiklərini dilə gətirdi. Dün akşam saatlarında Doğuk və Ərbil illərindəki iki yer sırsıntısı maydana gəldi. Konuyla ilgili bir açıqlamada bulunan qaynaqlar Doğuk və Ərbil illərində bir dakika sürən iki yer sırsıntısı maydana gəldiyini və bu sırsıntıların isə Türkiyənin də Alazağ ilində maydana gələn depremlərdən etkilənərək maydana gəldiyini belirtdilər. Sayın seyircilərimiz, sivil savunmanın önəmi haqqında Tuzurmatı ilçəsində dövlət dairə müdirlərini kapsayan bir toplantı düzenləndi. Toplantıda sivil savunma təşkilatı və çalışma sistemi haqqında detaylı anlatım yapıldı. Tuzurmatı'daki sivil savunma dairesi ilçedeki devlet kurumlarına müdürlüğü ile ilgili kazaların önlenmek ve engellemek için kaymakamlık toplantı salonunda bilincilendirme toplantısı düzenledi. بسم الله الرحمن الرحيم العقيد ميسرة مخلص فيصل ضابط مركز اطفاء دفاع مدني الطوز اليوم تم الاجتماع برؤساء الدوائر ومن ينوب عنهم حول أهمية الدفاع المدني ومعرفة واجبات الدفاع المدني وأعمال الدفاع المدني انطيناهم نبذة عن أعمال الدفاع المدني وعن الحرائق وأصنافها وكيفية إطفائها فالحمد لله تم اليوم بعون الله حملة توعية للموظفين بهذا اليوم الحمد لله يعني انطينهم أهم أعمال الدفاع المدني الحمد لله بزم توعيامز يعني بتن دوائر لها خاصة حرائق استنادة يعني بعض دائر لها دور خفر لار يوخيدو anlatıq üzərinə neçə kil xafar olurlar, nə çıxarlar xafar, dairələrdə nə çıxarlar xafar, çünki xafar qalmaqları dairədə, yəni dairənin məsahatındandır, bir tək difə mədəniyə aid olur bu xafar. Lazım hal, yəni gecə bir hərik olsa, bir şey olsa, bizə ətisal edər. Təbən, anlatıq dairələri, bütün dairələrə anlatıq üzərin, yəni hər dairədə fırqa həməyədəti olsun, gerəkən. Bu fırqa həməyədəti, yəni xafar arası olsun, hatta yəni lazım halda bir şey olduğu birliyə
bizi anladılar, telefon edildiler bize. Hatta biz yola şuan, nece diyeyim yani, hasarı teklil etmek, onun sebebine. Çin'de yayınlanan, Tunus'ta hükümet kurmakla görevlendirilen İlyas El-Fahfa yüksek yeteneklerle kadınlarla ve gençlerin içeren ve 25 bakan geçmeyen küçük bir siyasi hükümet kuracağını belirtti. El-Fahfa yapmış olduğu açıklamasında sadece seçimlerde kazanan partiler bu hükümeti bu hükümet kabinesine de katılacağını dolayısıyla Tunus'un da Kalbi ve Özgür Anayasal Partilerinin de bu kabinede yer almalarını kabul etmeyeceğini ifade etti. Çin'de yayılan koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 41'e yükselirken hasta sayısı ise 1000 kişiye aştı. Aynı zamanda birçok ülkede yetkilileri ise virüsün daha fazla yayılmaması için çeşitli tedbirler alıyorlar. Çin Ulusal Sağlık Komitesi yayımladığı bir bildiride virüs nedeniyle ölen sayısının 25'ten 41'e yükseldiğini belirterek bütün ölüm vakalarının da Wuhan eyaletinden meydana geldiğini ifade ederek aynı zamanda bu virüs Tayland, Vietnam, Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Nepal, Fransa, ABD ve Avustralya'da rastlanmıştır. Lübnan Medya ve İletişim Bakanı Menel Abdussamad, yeni Lübnan hükümeti iç ve dış güven kazanması için önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti. Abdussamad, bakanlık bildirisinde düzenlenme komisyonu toplantılarının da ilk oturumunun da ardından açıklama yaparak hükümet başkanı Hasan Diab tarafından bu bildirilerinde boş vaatler vermek yerine uygulamaya geçmesi ayrıca Lübnanlıların da isteklerini yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ürdün'de ise İsrail gaz yataklarından gaz ithal edilmesi kararını raddeden ve tepki gösteren yüzlerce kişi Ürdün Enerji Bakanlığı ve Ürdün Milli Elektrik Şirketi binaları önünde bir gösteri düzenlediler. Gösteriye katılanlar bu anlaşmanın da iptal edilmesi ve çalınmış Filistin gazının da ithal edilmesinden vazgeçmesi gerektiğini ifade ettiler. Fransa'da yetkililer işçi sendikalarının çağrılarını da yaptığı bir gösterilerin düzenlenmesinden önce yoğun güvenlik önlemleri almaya başladılar. Hazırlıklar geçtiğimiz haftalarda sarı yeleklilerin düzenlemiş olduğu gösteriler ve göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmaların ardından gelmiştir. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'u da Rusya ve Çin ile rekabet içerisinde bulunarak dünya çapındaki askeri güç dağılımının da tekrardan gözden geçirmeye başlayacağını belirtti. Esper, Miami eyaletinde yapmış olduğu ziyaret sırasında Pentagon'un da gerektiği zaman herhangi bir bölgeye asker gücü gönderebileceğini ifade etti. Almanya'nın Rotamza beldesinde bir kişinin ateş açması sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın yerel polisi ateş açma eyleminin de şahsi bir anlaşmazlık sonucunda gerçekleştiğini ve ateş açan zanlının da gözaltına alındığını belirtti. Amerikan bazı medya kaynakları sakındaları ve soruşturmalarını da içererek siyasi haberlerinde yayılmaması azaltmaya karar verdiler. Amerika bazı medya kaynakları siyasi konulu haberleri de yayılmasının da izleyiciyi başka konuları izlemesine neden olduğunu ve siyasetten bıktıklarını belirtti.
Sayın seyircilerimiz, yerel ürün destekleme kampanyası şimdilik her ne kadar sınırlı olsa da insanlar tarafından bilinci bir şekilde rağbet görmektedir. İzliyoruz. Son aylarda yerli üretim, milli üretim kavramları ortaya atılmaya başladı. Aylar önce başlayan Bağdat ve Güney illerinde gösterilerde meydana çıkan milli üretim kampanyası vatandaşlar tarafından daha da rağbet gördü. Erak'ın hemen hemen tüm şehirlerine bu kampanya dağıldı ve insanlar artık marketlerde, çarşılarda yerli, milli ürünleri almaya başladı. Yerli üretim kampanyası insanların günlük hayatlarında en çok tükettiği şimdilik gıda sektöründe çok görülmekte. Yeni çağda ekonomi savaşlarında yerli üretim devletlerin gücünün simgesidir ve ölçümüdür. Buna göre de devletler ikiye ayrılır. Üreten devletler, tüketen devletler. Ve komşu ülkelerin ürünlerinin pazarı haline gelmiştir. Milli üretimin ekonomiye bir gün faydası çoktur. Birincisi, milyonlarca gence iş imkanı sağlayacak. İkincisi, ulusal para birimini yurt içinde tutmakta önemli bir unsurdur. Bugün mevcut hükümet yerli üretim kampanyasına destek vermeye başladı. Çünkü her ne kadar özel sektörün katkısı varsa ama bir noktadan sonra hükümetin desteği olmayınca milli üretim güçlenmez. Ali Efendioğlu, Türkmen Kanalı, Kerkük. Sayın seyircilerimiz, şimdi sırada spor haberlerimiz. Meslektaşım Mehmet Selam ile. Teşekkür ederim meslektaşım Diyar. Evet sevgili seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra spor bülteni ile devam edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Riyad, Kürdistan bölgenin lideriyle 2021 Arap oyunları da ev sahibi yapmak için bölge şehirlerinin hazırlıklarını görüşmek üzere bir araya geldi. Bakanın ofisinden yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani ile görüştüğü toplantıda övgüde bulundu. Bölge lideri tarafından 2021'de başkent Bağdat'ta ve Basra, Erbil ve Süleymaniye illerinin göstereceği 13 Arap spor oyunlarının başarısı için birlikte çalışmak için sıcak karşıladığını ve olumlu işbirliği yapılması için anlaştılar. Sevgili seyirciler, Irak Futbol Federasyonu, Irak Milli Takımı 2022 Dünya Kupası ve Asya 23 Asya Kupası elemelerine hazırlanmak için dostluk bir maç yapacağını duyurdu. Futbol Federasyonu Medya Bürosu üyesi Hüseyin El-Horusani, Irak Futbol Federasyonu çift Asya elemelerine hazırlanmak amacıyla Vietnam'la dostluk maç yapmak için bir sözleşme imzaladı, dedi. Asya Futbol Konfederasyonu, Cevi ekibi son 10 yılda şampiyonluğu üst üste 3 kez kazandıktan sonra Asya kulüplerinin Federasyon Kupası şampiyonasındaki başarılarını gözden geçirerek Cevi kulübünün en iyi kulüp olarak seçti. Cevi kulübünün medya bürosundan açıklanan bir açıklamaya göre, Asya Federasyonu geçtiğimiz son 10 yılda şampiyonluğu üst üste 3 kez kazandıktan sonra Batı Asya kulüplerinin bizi en iyi kulüp olarak seçti. Irak Gençlik Milli Boks Takımı, Arap Şampiyonası'na katılmak için bugün Kuveyt'e gitmişti. Bu yarışma bugünden itibaren başladığını, ayın 28'ine kadar tamamlanacağını diyordu. Irak Heyeti Başkanı İsmail Halil yaptığı açıklamada, Irak bu şampiyonaya 8 bokserle katılacak dedi. İngiltere Premier Lig'de Liverpool yoluna doğru dizgin ilerlemeye devam ediyor. Kırmızılar 24. hafta maçlarında ligin flash ekiplerinden Wolverhampton deplasmanına çıktı. Liverpool, Henderson ve Roberto Firmino'nun golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü ise Jimenez'den geldi. Liverpool bu sonuçla birlikte 24 hafta sonunda bir maç eksiğiyle 22 galibiyet, bir beraberlik alarak en iyi başlangıç rekorunu geliştirmeye devam etti. We'll be right back.
İspanya Kral Kupası son 8. kura çekimi yapıldı. Kral Kupası finali 32. tur maçları bittikten sonra 16 takım için cuma günü kura çekildi. Real Madrid ile Zagorod'la buluşacak. Barcelona Leganes'la mücadele edecektir. Badajoz Granada'yı karşılayacaktır. Evet sevgili seyircilerimiz, biz de dedik, şimdi de meslektaşım diyara dönüyoruz. Bizden hoşçakalın. Teşekkür ederim sayın seyircilerimiz. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Berem Salih Rak'ın kendi milli çıkarlarına dayalı dengeli ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini dile getirdi. Bağdat Operasyonel Komutanlığı Başkent Bağdat'ta bulunan Muhammed El Kasım ve Ahrar Köprüleri ayrıca dayaran Hillani ve Kartopa Maydanlarında bulunan periketlerin de kaldırıldığını ve trafiğe açıldığını belirtti. Dün akşam saatlerinde Doğu ve Erbil illerinde iki yer sırsıntısı meydana geldi. Sivil savunmanın önemi hakkında Tuzurmat ilçesinde devlet daire müdürleri kapsayan bir toplantı düzenlendi. Toplantıya sivil savunma teşkilatı ve çalışma sistemi hakkında detaylı anlatım yapıldı. Ürdün'de İsrail gaz yataklarından gaz ithal edilmesi kararını reddeden bir tepki gösteren yüzlerce kişi Ürdün Enerji Bakanlığı ve Ürdün Milli Elektrik Şirketi binaları önünde bir gösteri düzenlediler. Fransa'da yetkililer işçi sendikalarının çağrıları yaptığı büyük gösterilerin düzenlenmesinden önce yoğun güvenlik önlemleri almaya başladılar. Sayın seyircilerimiz, bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.